İddia edilen Ergenekon terör örgütü çözülüyor mu? Emekli Tümgeneral Erdal Şenel ve akademisyen Ercüment Ovalı'dan sonra tutuklu sanık emekli albay Levent Göktaş da itiraf gibi bir ifade verdi. Göktaş, savcılık ifadesinde Ergenekon için korkunç bir örgüt nitelemesini kullandı. Ergenekon davasında yargılanan sanıklardan bazılarının ifadeleri iddia edilen ETÖ'de itiraflar başladı yorumlarına sebep oluyor. Zira daha önce sanıklardan emekli Tümgeneral Erdal Şenel gözaltına alınıp bırakılmasının ardından bir gazetede Ergenekon için terör örgütü ifadesini kullanmıştı. Ergenekon terör örgütünü bana nezarethanede gösterilen belgelerden fark ettim ve ürperdim. Dava kapsamında gözaltına alınıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Ercüment Ovalı da benzer bir ifade kullanmıştı. Gözaltına alınmadan önce okuduğum Aydınlık Dergisi'nin etkisinde kalarak Ergenekon operasyonlarının tertipten ibaret olduğunu düşünüyordum. Nezarethanede kaldığım sırada gördüğüm belgelerle Erol mütercimlerle görüştükten sonra bu işin tertip olmadığını, ciddi bir örgütlenme olduğunu anladım. Bu iki itirafın ardından tutuklu sanık emekli albay Mustafa Levent Göktaş'tan da Ergenekon itirafı çıktı. Tutuklu sanıklardan Hasan Ataman Yıldırım'dan ele geçirilen belge, iddia edilen ETÖ'nün sanıkların çözülmemesi ve örgüt aleyhine konuşmaması için tedbirler aldığını ortaya koymuştu. 3 aydır tutukluyum. Gerek ifadede bana sorulan hususlarda, gerek haricen edindiğim birinci ve ikinci iddianamede geçen konuların tamamını cezaevinde okuma ve düşünme fırsatı buldum. Bu belgeleri değerlendirdiğimde Ergenekon'un korkunç bir örgüt olduğunu fark ettim. Belki biz de farkında olmadan işin içinde olup olmadığımızı bilmiyorum. Göktaş'ın itirafı, bilmeden kullanıldığım savunması yaparak suçlamalardan kurtulmak mı istiyor sorularını beraberinde getirdi. Zira Göktaş'ın örgütün deniz kuvvetleri ve yargı ayağında etkili olduğu, örgüt adına fişlemeler yaptığı, gizli görüntüler çektirdiği ve bunları şantaj içerikli kullandığı ileri sürülüyordu. Tutuklu sanık Levent Göktaş, kendisinin serbest bırakılmaması halinde Ergenekon savcılarına suikast yapılması emrini verdiği iddialarıyla da gündeme gelmişti. Göktaş'ın ekibinde bulunan ve suikast talimatını uygulayacağı ileri sürülen 5 muvazzaf subay da tutuklandı. Ayrıca Beykoz Poyrazköy'de ele geçirilen cephaneliğin de bu ekibe ait olduğu iddia edildi.